küçük karabalık. Kışın en uzun gecesiydi. Denizin en derinlerinde yaşlı mı yaşlı balık nene etrafına toplanmış 12 bin balığa masal anlatıyordu. Bunların hepsi çocukları ve torunlarıydı. İşte onun dilinden dökülen masal şöyle başlıyordu. Bir zamanlar annesiyle birlikte minicik deride yaşayan küçük karabalık varmış. Bu akarsuyun kaynağı yüksekçe dağlardan geliyormuş. Evleri yosunlu bir kayanın altındaymış. İkisi de geceleri bu yosunlu kayanın altında gizlenip uyurlarmış. Küçük karabalık ay ışığını çok seviyormuş. Hiç değilse bir defa onun ışığının evlerini de aydınlatmasını istiyormuş. Küçük karabalık sabahtan akşama kadar annesiyle birlikte yüzermiş. Bazen tek başına, bazen diğer balıklarla birlikte küçücük gölgelerinde bir aşağı bir yukarı dolanıp dururmuş. Annesinin yumurtladığı 10.000 yumurtadan bir tek küçük karabalık hayatta kalmış. Küçük karabalık son günlerde derin düşüncelere dalıyor, çok az konuşuyormuş. Deredeki diğer arkadaşlarıyla oyun bile oynamıyormuş. Gün boyunca annesinin peşinde dalgın dalgın yüzüyormuş. Annesi bu durumu görüyor, küçük karabalığın hasta olduğunu ve yakında düzeleceğini düşünüyormuş. Fakat annesinin düşündüğü gibi olmamış. Küçük karabalığın sıkıntılı hali katiyen geçmemiş. Küçük karabalık bir sabah erkenden kalkıp annesini uyandırmış. Anne, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Annesi yarı uykulu uykulu cevap vermiş. Şu an pek konuşma zamanı değil. Söyleyeceklerini sonra sakla. Bunlar yüzerken de anlatabilirsin. Küçük karabalık. Hayır anne, bunun için yüzmeyi bekleyemem. Artık burada yüzmeyi kalmak istemiyorum. Buralardan ayrılmak istiyorum. Annesi, gerçekten ayrılmak ve gitmek mi istiyorsun? Küçük karabalık. Evet anne, artık yeterince büyüdüm. Annesi, bekle biraz, sabahın bu saatinde nereye gideceksin ki? Küçük karabalık, bu derinin döküldüğü yeri, asıl kaynağını bulmak istiyorum. O yana yüzeceğim. Uzun zamandır sadece bunu düşünüyorum. Bundan dolayı gece boyunca gözümü bile kırpmadım. Kararımı verdim ve buradan başka yerlere neler olduğunu, hayatın nasıl olduğunu bilmek istiyorum demiş. Küçük karabalığın annesi bunu duyunca gülmeye başlamış. Ben de senin gibi ufakken seninle aynı şeylere kafa yorardım. Bu derinin ne başı var ne de sonu. İşte hepsi bu. Küçük karabalık, ama anne, her şeyin bir sonu yok mu? Gecelerin sonu, gündüzlerin sonu, haftaların, ayların, hatta yılların. Annesi küçük karabalığın sözünü keserek, böyle büyük laflar etmeyi bırak. Şimdi konuşma değil, dolaşma zamanı. Küçük karabalık, hayır anne, ben böyle dolaşmalardan bıktım. Buradan çıkıp dışarıda neler olup bittiğini görmek istiyorum. Belki de bunları kafama diğer balıkların soktuğunu düşünüyorsun. Ama buna inan, uzun süreden beri benim aklımda olan şeyler. Tabii ki de sağdan soldan birçok şey duydum. Yaşlıların söylediklerine de kulak verdim tabii. Onlardan birçok şey öğrendim. Misal birçok balık yaşlandığında hayatını boşa geçirdiğinden şikayet ediyor. Devamlı bir şeylere sızlanıp dert yanarlar. Ömür dediğimiz minicik bir yerde aşağı yukarı yüzmekten mi ibaret sahiden? Veyahut başka yerlerde de ayakta kalınır mı? Ben de diğer yaşlı balıklar gibi burada yaşlanıp sızlanacağıma dünyada başka türlü nasıl yaşanır görmek istiyorum. Küçük karabalık iyice için döktükten sonra annesi konuşmaya başlamış. Benim sevgili yavrum, çıldırdın mı sen? Dünya, dünya, bu dünya dediğin yer neresi acaba? İşte dünya tam da burada, yaşadığımız yer. Hayatta sadece bu yaşadığımız hayattan ibaret. Tam da bu sırada evinden çıkan komşu balık bu tartışmayı duyup, hey komşu, sabah sabah niye tartışıyorsunuz? Hala dolaşma zamanı gelmedi mi? Komşunun sesini duyan anne, bu dünyada neyin nesiymiş? Şimdiki çocuklar annelerinden böyle şeyler öğrenmek istiyor. Komşu balık, bu nasıl bir soru? Anne balık,
boyuna bakmadan sürekli böyle şeyler söylüyor. Neymiş efendim? Ben gitmek istiyorum. Dünyayı tanımak istiyorum diyor. Komşu alaycı halde. Bak sen kişiye, ne zaman da bilgin ya da filozof oldun da neden bize söylemedin? Deyivermiş küçük kara balık. Ben filozof ve bilgin ne demektir bilmiyorum diye söze başlamış. Ömrümün sonuna kadar bu küçük sularda yüzüp durmak istemiyorum. Bu sıkıcı konuşmaya daha fazla devam etmek de istemiyorum. Bir gün uyandığımda sizin gibi yaşlanmış ve cahil kalmış olmaktansa dünyayı keşfedip bilgin balık olmak istiyorum diye karşılık vermiş. Küçük kara balıkın bu sert sözlerinden sonra komşu balık, bak sen şu konuşana, bunlar nasıl sözler böyle anne balık, benim biricik yavrumun böyle şeyler düşünce hiç aklıma gelmezdi. Bilmiyorum hangi şeytan benim tatlı yavrumun aklına böyle şeyler soktu. Küçük kara balık, kimse benim aklıma böyle bir şey sokmadı. Artık biliyorum ki benim bir sebebim var. Aklım var, anlayabiliyorum. Gözüm var, görebiliyorum. Komşu, komşucuğum, bunun aklına şu yarım akıllı salyangoz çelmiş olmasın? Anne, evet haklısın. O salyangoz benim küçük yavrumla çok ilgileniyordu. Kim bilir neler anlattı ona bir araya geldiklerinde. Gör bak ben ona neler söyleyeceğim diye öfkelenerek bağırmış. Küçük kara balık bu duyduklarına daha fazla dayanamamış ve öfkeyle araya girmiş. Yeter anne, artık bir şey söyleme. O benim arkadaşımdı. Anne, bir salyangoz ve balığın arkadaş olması hiç görülmüş şey mi? Hiç böyle bir şey duymadım. Küçük kara balık, ben de balıkla salyangozun düşman olduğunu daha önce hiç duymamıştım. Fakat siz onun günahını alıyorsunuz. Komşu balık, bırak artık bu lafları. Küçük kara balık, konuyu buraya sen getirdin. Anne balık yine dayanamamış. Bence o salyangoz yok olmayı hak ediyor. Gezdiği her yerde ortaya anlattığı şu saçmalıkları ne çabuk unuttun diye öfkeyle çıkışmış. Küçük kara balık, o zaman beni de ortadan kaldırın. Çünkü böyle şeyleri ben de her zaman söylüyor ve düşünüyordum. Her neyse, bu çok uzun bir hikayeydi. Tartışma sesleri diğer balıklara kadar gitti. Küçük kara balıkın bu sözleri bütün balıkları kızdıracak türdendi. Etraftaki yaşlı tecrübelerden biri hemen atılmış. Yoksa sana acıyacağımızı mı zannettin diye sormuş. Etraftan başkası da durur mu? Söze girmiş. Bu ufaklık iyice kaşınıyor. Anne balık, buradan hemen git. Sakın çocuğuma elini sürme diye bağırmış. Kalabalığın içinden başka bir balık, çocuğunu doğru düzgün yetiştiremiyorsan cezasını da çekmek zorundasın diye olaya karışmış. Komşu balık kalabalığa seslenerek, sizinle yan yan yaşadığım için tanıyorum diye haykırmış. Kalabalıktan başka biri daha olaya girmiş. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Bu küçük balığı başına bela açmadan önce salyangozunu yanına gönderelim. Kalabalık küçük kara balığı almaya çalıştığı anda küçük kara balığın arkadaşları onun etrafına etten bir duvar örerek korumuş. Oradan uzaklaşmasını sağlamışlar. Anne balık iki yüzgecini başına vurup ağlayarak, ah benim güzel yavrum, beni terk ediyor. Ben şimdi ne yapacağım? Nedir bu başımdaki bitmek bilmeyen sıkıntı? Küçük kara balık, anneciğim benim için ağlama sakın. Şu arkanda duran yaşlı ve cahil balık sürüsü için ağlamalısın. Küçük kara balık uzaklaşırken arkasından bıraktığı öfkeli kalabalıktan bir balık, kendini çok mu akıllı sanıyorsun? Seni gidip biçiyor. Olayı izleyenlerden bir diğeri, eğer gidersen geri dönmek istesen de seni bu süreye kabul etmeyeceğiz diye seslendi. Küçük kara balıkı seven dostlarından biri söze girdi. Bunlar gelip geçici hevesler. Gitme. Burayla ne problemin var diye sormuş kendisi. Başka bir dünya yok. Dünya tam da burası. Geri gel demiş üçüncüsü. Eğer tekrar döndüğünde makul sebeple gittiğine bizi inandırabilirsen seni tekrar kabul ederiz ve ne kadar akıllı bir hayvan olduğunu anlarız demiş dördüncüsü. Bekle, senin etrafımızda olmana alışmıştık demiş beşincisi.
Annesi arkasından ne olur acı bana ve gitme lütfen. Gitme yalvarırım diye ağlamış. Küçük karabalıkın onlara söyleyecek hiçbir şey kalmamıştı artık. Kendisine akran birkaç arkadaşı ona şelaleye kadar eşlik etti. Küçük karabalık, arkadaşlarım umarım tekrar görüşürüz. Beni sakın unutmayın diyerek vedalaştı. Arkadaşları, seni unutmak mümkün mü? Sen bizi derin bir uykudan uyandırdın. Artık biz de senin gibi düşünüyoruz. Umarız tekrar görüşürüz. Bizim akıllı ve korkusuz arkadaşımız. Küçük karabalık bundan sonra derenin sonuna kadar yüzüp şelalenin akıntısına kendini bırakmış. Aşağıdaki su birikintisine değin düşmüştü. Düşer düşmez dengesi kaybolduysa da hemen kendini toparladı. Böylece girdabın etrafında yüzmeye başlamıştı. Bu zamana kadar böyle derin su birikintisi hiç mi hiç görmemişti. Binlerce yumurtadan yeni çıkmış kurbağa yavrusu suyun üstünde kıvranıyordu. Küçük karabalığı gördüklerinde hemen onunla dalga geçmeye başlamışlardı. Sen de tuhaf bir yaratıksın diye sormuşlar hep birazdan. Lütfen dalga geçmeyin. Benim adım Küçük Karabalık. Siz de bana isimlerinizi söylesenize. Tanışalım, arkadaş olalım. Biz birbirimize yavru kurbağa deriz demiş kurbağalardan biri. Bizler soylu bir aileden geliyoruz demiş başka bir yavru kurbağa. Bizden daha şirin ve daha güzel canlılar arasında arasan bile bulamazsın bu dünyada demiş öteki kurbağa yavrusu. Sen de bizim aksimizin ne kadar da çirkin ve kılıksız yaratığın tekisin demiş kalabalığın içinden bir diğer kurbağa yavrusu. Küçük karabalık, siz ne kadar kendini beğenmiş ve cahil canlılarsınız. Eğer bana böyle aşağılayıcı sözler söylemezseniz sizi affedebilirim ve arkadaş olabiliriz. Sen bize ne cüretle cahil dersin demiş yavru kurbağalar hep birazdan. Küçük karabalık, eğer beni aşağılamaktan vazgeçerseniz size dünyada birbirinden farklı, hepsinin kendine göre güzellikler taşıyan canlılardan bahsedebilirim. Sizin daha kendi adınız bile yok. Küçük kurbağa yavruları sinirden küplere binmişler. Lakin küçük karabalığın haklı olduğunu da anlamışlardı. Bunun ardından daha yumuşak bir konuşmayla gerçekten boşuna konuşuyorsun. Biz dünyanın etrafında sabahtan akşama kadar yürüyoruz zaten. Ailemiz ve bizden başka kimseyi görmüyoruz. Tabii ki küçük kurtçukları saymazsak. Küçük karabalık daha bu su birikintisinden bile hiç ayrılmadan nasıl olur da dünya hakkında her şeyi biliyorsunuz? Bu yaşadığımız yerin dışında başka bir dünya daha mı var diye şaşkınlıkla sormuş yavru kurbağalar. Küçük karabalık, elbette siz hiç merak etmediniz mi? Bu akan su nereden geliyor, nereye gidiyor, dışarıda neler olup bitiyor? Suyun dışı mı? Ha 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 ha, delirmişsin sen demiş kurbağa yavruları. Bunun üzerine küçük karabalık da gülmeye başladı. Önce burada daha fazla vakit kaybetmeden gitmek istediyse de fikrini değiştirip yavru kurbağaların anneleriyle görüşmeye karar verdi. Anneniz nerede diye sordu küçük karabalık. Hemen ardından ani bir sesle irkildi. Suyun hemen kenarında bu konuşmaları dinleyen anne kurbağa birden suya atlayıp "Buradayım, ne istiyorsun?" "Merhaba hanımefendi," diye selamladı küçük karabalık. "Aşağılık yaratık, çocukların aklına böyle saçma sapan fikirler sokma. Seni dinleyecek çocukları bulmuşsun, anlatırsın tabii. Ben dünyanın bu su birikintisinin ibaret olduğunu anlayacak kadar çok yaşadım. Bunları dinleyecek zamanımız yok bizim. Kendi işine bak ve git buradan," diyerek öfkeyle cevaplamış anne kurbağa. Küçük karabalık da hiddetli bir halde, "Eğer 100 yıl yaşasan bile yine de cahil ve umutsuz biri olarak kalacaksın," demiş. Anne kurbağa o kadar çok kızmış ki birden küçük karabalığın üzerine atlamış. Küçük karabalık aniden suyun dibine çarpmış. Bu çarpmanın etkisiyle yükselen çamur ve kurtçukları görmüş.
bulanıklığı fırsat bilerek hemen oradan uzaklaşmış. Dolaştığı akarsu kıvrım kıvrımdı. İçinde bulunduğu bu su o kadar derin ve büyüktü ki dağın tepesinden vadinin alt kısmına kadar görebildiği devasa su birikintisi onu oldukça korkutmuştu. Dağdan düşen büyük kaya parçası derin orta kısmına kadar yuvarlanıp suyu ikiye bölmüştü. Bu kayanın üzerinde el kadar büyüklükte kertenkele uzanmış güneşin tadını çıkarıyordu. Sığ sulardan yakaladığı kurbağayı komun üzerinde afiyetle mideye indiren yengeci izliyordu. Küçük karabalık aniden yengeci görüp çekingen tavırla selam vermişti. Yengeç bu çekingen selamın ardından küçük karabalığa seslendi. Ne kadar da kibar bir balıksın. Biraz daha yakınıma gelsene seni küçük şey hadi. Ben dünya geziyorum. Sizin tarafınızdan hiç mi hiç yakalanmak istemiyorum bayım. Az önce kurbağayı afiyetle yiyen yengeç. Sen balık neden bu kadar kötümser ve korkaksın ki? Ben ne kötümser ne de korkam. Ben sadece görüp anladıklarıma göre hareket ediyorum diye cevaplamış küçük karabalık. Pekala, anlat bakalım, görüp anladığın ve seni yakalayacağımı düşündüren şey nedir? Beni kandıramazsınız bayım. Anladım, sen şu pis kurbağa yüzünden endişe ediyorsun. Ne kadar da çocuksu hareketler bunlar. Benim kurbağaları avlama sebebim çok farklı. Düşünebiliyor musun? Bu yaratıklar dünyaya bir tek kendilerinin yaşadığına inanıyor ve çok şanslı olduklarını düşünüyorlar. Bense onlara hakimiyetin kimde olduğunu göstermek için onları avlıyorum. Yani senin korkmana hiç gerek yok ufaklık. Gel yanıma gel. Yengeç bir yandan bunları söyledikten sonra malum yengeç yürüyüşüyle yan yan küçük karabalığa yaklaşıyormuş. Bunun üzerine küçük karabalık yengeçin yürüyüşüne daha fazla dayanamamış ve kahkaha atmaya başlamış. Sen daha yürümeyi bile beceremiyorsun. Nasıl olur da hakimiyetin kimde olduğunu göstereceksin diye alaycı bir tavırla sormuş. Küçük karabalık yengeçten uzaklaşmış. O anda suya bir gölge düşmüş ve ağır darbe alan yengeç kumun içine gömülmüş. Bunu gören kertenkele kahkaha atmaya başlamış. Kertenkele gülerken dengesini kaybetmiş ve az kalsın suya düşecekmiş. Yengeç gömüldüğü kumdan bir daha çıkamamış. Küçük karabalık olan biteni anlamak için suyun dışına bakmaya başlamış. Kumun üzerine oturmuş olanları izleyen genç bir çobanın birini görmüş. Çobanın koyunları meleğiyle akarsudan su içmeye doğru geliyorlarmış. Kuzuların çıkardığı bu ses bütün vadide yankılanıyormuş. Küçük karabalık kuzuların sularını içip gitmesini beklemiş. Daha sonra kertenkeleye dönüp seslenmiş. Sevgili kertenkele, ben bu akarsuyun sonunu bulmaya çalışan küçük karabalan. Sen de akıllı birine benziyorsun. Sana birkaç soru sorabilir miyim? İstediğini sorabilirsin. Buraya gelirken yolda pelikanlar, kılıç balıkları ve balıkçıların olduğunu duydum. Bunlar beni çok korkuttu. Bana bunların ne olduğunu anlatabilir misin? Diye sormuş küçük karabalık. Bu bölgede kılıç balığı ve balıkçıl bulunmaz. Hatta kılıç balıkları burada değil, denizlerde yaşar. Fakat bu civarlarda pelikanlar olabilir. Dikkat et, onların hiç şakası yoktur. Seni hemen yakalayıp keselerine atabilirler diye uyarmış kertenkele. Kese nedir diye sormuş küçük karabalık. Pelikanların çenelerinin içinde su biriktirdikleri keseleri vardır. Pelikanlar balıkları avlarlar. Hatta bazen balıklar farkında olmadan suda giden pelikanların keselerine girip içinde biriken suya kendilerini yüzerken bulabilirler. Onlar acıktıklarında keselerinde biriken balıkları mideye atıverir diye açıklamış kertenkele. Küçük karabalık telaşla eğer bir balık o keseye girerse çıkmanın yolu var mıdır?
Bu keseyi parçalamadan çıkmanın bir yolu yok. Sana hançer vereyim. Eğer böyle bir durumda karşılaşırsan kendini korursun. Bunun ardından kertenkele kayanın arasındaki delikten hızlıca girip elinde oldukça iyi bir hançerle geri gelmiş. Onu gören küçük karabalık, sevgili kertenkele, sen çok nazik bir kertenkelesin, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum demiş. Teşekküre hiç gerek yok canım. Ben de bunlardan daha çok var. Ne zaman canım sıkılsa oturur topladığım dikenlerden kesici alet yapıp senin gibi akıllı balıklara veririm. Küçük karabalık şaşkınlıkla, ne? Benden önce buradan başka balıklar da mı geçti? Hem de çok fazla. Duyduğuma göre onlar bir grup oluşturup balıkçılarla alay edip onlara çok zor zamanlar yaşatıyorlarmış diye cevap vermiş kertenkele. Çok soru sorduğum için beni mazur gör. Bu kadar meraklı olmam seni rahatsız etmediyse bir soru daha sormak istiyorum demiş. Küçük karabalık sormuş. Bu balıkların balıkçıya neden yaptıklarını bana anlatır mısın? Kertenkele, tamam anlatayım o zaman. Balıklar birbiriyle kenetlenip balıkçı her ağ attığında önce ağın içine girip sonra o ağı hep birlikte suyun derinliklerine doğru çekiyorlar diye konuşmuş. Kertenkele aniden duyduğu çıtırtı sesine doğru kulağını kabartmış. Ardından küçük karabalığa, müsaadenle artık gitmem lazım. Çünkü yavrularım uyanmak üzereler demiş. Kertenkele kayanın içinden gelen çıtırtı sesine doğru yol almış. Küçük karabalığın artık gitmekten başka çaresi yokmuş. Ancak aklında öğrenmek istediği birçok soru varmış. Gerçekten de bu akarsu büyük denize mi dökülüyormuş? Diyelim ki pelikanlardan kurtuldum. Kılıç balıkları kendi gibi bir balık olan beni yer mi? Ya da neden balıkçılar bizim düşmanımız olsun ki gibi düşüncelerle yola devam etmiş. Küçük karabalık daha korkusuzmuş. Attığı her kulaçta yeni şeyler öğrenip yeni düşüncelere sahip oluyormuş. Artık taklalar atarak şelalelerden atlamak onu mutlu edip eğlendiriyormuş. Bu arada güneş ışınları küçük karabalığın pullarına vuruyor, yansıyan ışıklarla parıldıyormuş. Bu yolda ilerlerken akarsuyun kenarında su içmeye gelen bir ceylanı görüp onu selamlamış. Sevgili ceylan, neden bu kadar telaşlısın? Avcı beni takip ediyor. Üstelik beni tam da şuradan yaraladı. Küçük karabalık ceylanın yarasını ilk bakışta görmese de ceylanın toparlayarak koşmasından doğruyu söylediğini anlamış. Ceylanın haline üzülerek yüzmeye devam eden küçük karabalık biraz ilerleyince güneşin o kavurucu sıcağı altında uyuklayan kaplumbağalara rastlamış. Bu sırada uzaklardan vadinin dört bucağında yankılanan kehkil kahkahalarını duymuş. Dağdaki bitkilerin o mis kokuları buram buram vadiye yayılıp suya karışıyormuş. Küçük karabalık o gün öğleden sonraya kadar yüzmüş. Derenin ormanın içinden geçtiği bölgeye ulaşmış. Su o kadar çoğalmış ki küçük karabalık bu durumdan çok memnun olmuş. Daha sonra bir grup balıkla karşılaşmış. Evden ayrıldığından beri ilk defa balık görüyormuş. Birkaç minik balık etrafını çevrilemiş ve küçük karabalığa sormuşlar. Buralarda yabancısın galiba diye sormuş gruptan biri. Evet, ben bir yabancıyım ve çok uzaklardan geliyorum. Nereye gitmek istiyorsun diye sormuş bir başkası. Ben bu akarsuyun nerede bittiğini bulmaya gidiyorum. Hangi akarsu demişler hep bir ağızdan. Sürekli içinde yüzüp durduğumuz bu akarsudan bahsediyorum. Biz buraya ırmak diyoruz demiş başka küçük bir balık. Küçük karabalık hiçbir şey söylememiş. Bu sessizliğin ardından gruptaki balıklardan bir başkası söze devam etmiş. Bilmiyor musun, bu yolun ilerisinde pelikanlar yaşıyor. Evet biliyorum, öyleyse pelikanların kocaman keseleri olduğunu da biliyor musun diye sormuş balıklardan biri.
Evet, bunu da biliyorum. Balıklardan bir diğeri şaşkınlıkla, bunların hepsini biliyorsun ve hala gitmek mi istiyorsun diye sormuş merakla. Evet demiş küçük kara balık. Ne olursa olsun gideceğim diye konuşmasını sürdürmüş. Kısa zaman içerisinde küçük kara balığın korkusuzluğunu ve azmini o bölgedeki balıkların hepsinin kulağına gitmiş. Bundan sonra balıkların ilgisi tamamıyla küçük kara balığa yoğunlaşmış. Artık biliyorlarmış ki onlar içinde pelikanlardan bile korkmayan bir balık var. Aniden kahraman olan küçük kara balığın etrafı kalabalıklaşmış. Meraklı balıklardan bazıları onunla birlikte gitmek istediğini söyleselerdi, pelikanları duyunca vazgeçmişler. Meraklı balıklardan bazıları onunla birlikte gitmek istediklerini söyleselerdi, pelikanlara duydukları korku onları geri adım atmaya zorlamış. Eğer gideceğim yolda pelikanlar olmasaydı biz de seninle gitmeyi çok isterdik. Ancak pelikanlardan çok korkuyoruz diyenler olmuş. Sürüden ayrılan küçük kara balık nehir boyunca yola devam ederken karşısına köy çıkmış. Köyün kadın ve kız çocukları nehrin kenarında çamaşır yıkadıklarını görmüş. Küçük kara balık bir süre onların neler konuştuklarına kulak kabartmış. Çocuklar yıkanırken onları bir süre izlemeyi ihmal etmemiş. Yoluna devam eden küçük kara balık akşam olduğunda uyuyacak bir taş bulup altına girmiş ve uyumuş. Gecenin tam ortasında uyanmış ve ay ışığının suya vurup her yeri ışıl ışıl aydınlattığını görmüştü. Küçük kara balık ayı çok severdi. Annesiyle beraber yaşadığı zamanlarda ay ışığını görür görmez ona bakmak ve konuşmak için su yüzüne doğru çıkmak isterdi. Ancak annesi her defasında küçük kara balığı tutup tekrar o yosunlu kayanın altına çeker uyuturdu. Küçük kara balık aya doğru bakmış ve tatlı bir sohbet başlamış. Merhaba sevgili ay, merhaba küçük kara balık, seni buraya hangi rüzgar yarattı? Ben dünyayı geziyorum. Dünya o kadar büyük bir yer ki her tarafını gezmem mümkün değil. Olsun, gidebileceğim yere kadar gitmek istiyorum. Sabaha kadar burada seninle kalmak isterdim. Fakat büyük bir kara bulut kümesi buraya doğru yaklaşıyor. Güzel ay, senin ışığını çok seviyorum. Ve umarım ışığın her zaman üzerimde parlamaya devam eder. Benim sevgili balım, aslına bakarsan benim hiç kendi ışığım yok. Ben ancak güneşin bana verdiği ışığı yansıtabiliyorum dünyaya. Söyle bana, insanların birkaç yıl içerisinde buraya kalkıp uçup üzerime konmak istediklerini biliyor muydun? Ama bu imkansız. Bu zor bir iş. İnsanlar eninde sonunda ne isterlerse onu başa... diye başladığı cümlesini bitiremeden kara bulutlar bir anda toplanmış ayı yüzüne kapatmışlar. Gecenin karanlığı çöktüğü vakit küçük kara balık çok yalnız kalmış. Ayın söylediklerinin şaşkınlığı altında tekrar taşın altına girip uyumuş. Sabahın erken saatlerinde uyanmış. Başının etrafında gevezelik eden birkaç ufaklık balığın olduğunu görmüş. Çenevaz balıklar küçük kara balığın uyandığını görür görmez ona günaydın demişler. Küçük kara balık onları görür görmez tanımış ve o anda onlara günaydın. Demek o günden sonra beni takip ettiniz. Evet ama hala korku içerisindeyiz diye cevap vermiş miniklerden biri. Pelikanların bulundukları yerden hala ayrıldıklarını düşünmüyoruz demiş bir diğeri. Bu konu hakkında çok kafa yoruyorsunuz. Bir kereliğine de olsa korkusuzca harekete geçelim. Tam harekete geçecekleri sırada su aniden kabarmış ve üstlerine kapak kapanmış. Hiç kaçış yolu kalmamış. Her yer kapkaranlık olmuştu. Küçük kara balık bu kapağın pelikanın çenesi olduğunu hemen anlamış. Arkadaşlar biz şu an pelikanın kesesinin içindeyiz. Fakat kaçmak için bir şansımız var. Afacan balıklar ağlamaya başlamış. İçlerinden bir tanesi, kaçacak hiçbir yer yok. Bunların hepsi senin suçun. Bizim aklımıza sen girdin.
Şimdi hepimizi yutacak ve hepimiz öleceğiz, demiş bir başkası. Birden telaş içindeki onların kulağına bir kahkaha ilişmiş. Ne kadar çok minik yakaladım. Gerçekten de sizi açıyorum. Siz yemeye kıyamıyorum. diye alaycı bir kahkahalar savuruyordu. Minnacık balıklar çaresizdi. Şimdi hep bir ağızdan yalvarmaya başlamışlardı. Saygıdeğer Pelikan Bey, sizin hakkınızda çok uzun zamandır hikayeler duyuyoruz. Ne olur bize acıyın ve merhamet edin. Eğer bizi serbest bırakırsanız size bütün hayatımız boyunca minnettar kalırız. Pelikan, size hemen yemek istiyorum. Depomda bir sürü balığım var. Aşağıya doğru bir bakıverin, demiş. Torbanın alt tarafındaki benzerlerini gören ufaklık balıklar, biz suçsuzuz Bay Pelikan, her şey küçük karabalık yüzünden, diye haykırmışlar. Küçük karabalık, korkaklık yapmayın. Siz bu kuşun sizi bağışlayacağını mı sanıyorsunuz, demiş. Görürsün sen, Bay Pelikan bizi merhamet edecek, seni yutacak. Sözleri duyulmuş hemen. Size affedebilirim, ancak bir şartım var. Eğer şu geveze balığı yok ederseniz sizi serbest bırakacağım, diye lafa karışmış Pelikan. İnanmayın, bizi birbirimize düşürmek istiyor. Sakın kabul etmeyin, benim bir planım var, demiş küçük karabalık kenara çekilerek. Fakat balıklar kendilerini kurtarmaktan başka hiçbir şey düşünemiyorlarmış. Birden kesenin arka kısmında duran küçük karabalıkın üzerine çullanıp ona saldırmaya başlamışlar. Korkaklar, zaten yakalandınız. Kaçacak hiçbir yeriniz yok ve hiçbiriniz beni incitecek kadar da güçlü değilsiniz, diye bağırmış küçük karabalık. Seni boğacağız, demiş balıklardan biri. Biz kurtulmak istiyoruz, demiş küçük bir balık. Aklınızı yitirmişsiniz siz. Beni boğsanız bile buradan asla çıkamayacaksınız. Bu tuzağa düşmeyin, diye karşılık vermiş küçük karabalık. Ben sadece kendimi kurtarmak için konuşuyorum. Bizi kurtarmayı düşündüğünden değil, demiş ötekisi. Sadece dinleyin, açıklayayım. Ölü taklidi yapacağım. Sonra hepimiz göreceğiz, Pelikan sizi serbest bırakacak mı, bırakmayacak mı? Eğer bunu kabul etmezsiniz, hepinizi hançerimle korkutmak zorunda kalırım. Ya da hem sizi hem de kesiyi parçalayarak kaçar ki... Yeter! Bu sözlere daha fazla katlanamayacağım, diyerek hüngür hüngür ağlamaya başlamış ufak bir balık. Küçük karabalık sözünü tamamlayamadan, neden yanınızda bu sulu göz balığı da getirdiniz, sürekli ağlayıp duruyor, diyerek kızmış küçük karabalık. Gözü yaşlı balığa bakarak, bundan sonra küçük karabalık hançerini çıkarıp ağlayan balığa onu göstermiş. O andan sonra umutsuzca küçük karabalığın teklifini kabul etmek zorunda kalmış. Hemen kavga ediyormuş gibi birbirlerine sözle sataşmaya başlamışlar. Küçük karabalık ölü taklidi yapmış. Diğerleri hemen, Bay Pelikan, istediğiniz gibi biz bu geveze balığı hakkından geldik, demişler. Pelikan kahkaha atarak konuşmaya başlamış. İyi iş çıkardınız. Şimdi ödül zamanı. Hepiniz canlı canlı mideme yollayacağım. Böylelikle midemde özgürce gezinebilirsiniz, demiş. Onlara hiçbir şans tanımadan yutuvermiş. Tam da bu sırada küçük kayabalık hançerinde Pelikan'ın kesesine minik bir delik açmış. Burada kaçıp gitmiş. Pelikan'ın canı yanmış, ağlayıp kafasını suya vurmaya başlamış ve küçük karabalığı gözden kaçırmış. Küçük karabalık tehlikeden eser kalmayana kadar yüzmüş. Nehri geçmiş, o da ne? Öyle bir yere gelmiş ki burada dağlar ve vadilerin içinden başka karşılar onun olduğu noktaya başlıyormuş. Su o kadar çoğalmış ki burada bir süre oynayıp eğlenmiş. Çok geçmeden fark etmiş ki suyun dibi yok. Bir o yana bir bu yana savrulmuş. Fakat hiçbir yere dokunamayıp suyun içinde kaybolmuş.
Ne kadar yüzdüğünün hiçbir önemi yokmuş. Her yer suymuş. Küçük karabalık aniden uzun ve geniş bir yaratığın ona yıldırım hızıyla saldırdığını fark etmiş. Ağzının ucunda iki tarafa keskin bir kılıç varmış. Kılıç balığı beni parçalara ayırmaya geliyor diye haykırmış küçük karabalık. Küçük karabalık birden sıçrayıp kurtulmuş. Hemen denizin dibine dalmış. Yüzmeye devam ederken binlerce başka su canlısının olduğu bir yer görmüş. Arkadaşım, ben yabancıyım. Çok uzaklardan geliyorum. Acaba burası neresi diye sormuş küçük karabalık buradakilerden birine. Bu balık hemen arkadaşını çağırmış. Ona bak, başka bir balık daha. Arkadaşım, denize hoş geldin demiş. Başka bire atılmış. Bütün akarsular buraya dökülüyor. Tabii bazıları da batakla. Dilediğin zaman bizim grubumuza katılabilirsin demiş içlerinden bir diğeri. Sonunda denize ulaşan küçük karabalık çok sevinçliymiş. Öncelikle etrafı dolaşmak istiyorum. Daha sonra size katılacağım. Bir dahaki sefere balıkçının ağını sizinle birlikte dibe çekmeye can atıyorum. Dileğin çok yakında gerçekleşecek. Şimdi git ve keşfet etrafı. Ama suyun üzerine giderken balıkçılara dikkat et. Bu aralar kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Birden günde en az 4-5 balık avlamadan pes etmiyorlar diye cevap vermiş balıklardan biri. Bu konuşmadan sonra küçük karabalık gruptan ayrılmış. Yüzmeye başlamış. Az bir zaman içinde güneşin ısıttığı su yüzeyine ulaşmış. Sıcak güneşin sırtındaki pullardan yansıyan pırıl pırıl parlaması onun çok hoşuna gidiyormuş. Sakin ve mutlu suyun üzerinde dans ediyor ve düşünüyormuş. Ölüm etrafımda kol gezerken uzun zamandır hayatın bitişiyle tanışmak istemiyorum. Elbette bir gün hayatın sonuyla yüzleşmek zorunda kalacağım. Ama bunun bir önemi yok. Asıl mühimi benim ölümümün ya da yaşamımın başkalarının hayatını nasıl etkilemiş olacağı diye düşünmüş küçük karabalık. Küçük karabalıkın bunları düşünürken balıkçı tek hamleyle suya dalış yapmış. Küçük karabalığı yakalamış. Balıkçının uzun gagasına sıkışan küçük karabalık ne kadar çırpınsa da ondan kurtulamıyormuş. Balıkçı onu o kadar sıkı kavramış ki hayatı sona ermek üzereymiş. Küçük karabalık bunca şeyden sonra dışarıda ne kadar hayatta kalabilirdi ki? Sadece o beni yutarsa midesindeki su ve nemle ölümümü bir süre daha geciktirebilirim diye düşünmüş. Küçük karabalık aklından geçen bu fikirle konuşmaya başlamış. Neden beni canlı olarak yutmuyorsun? Ben nefessiz kalınca bütün vücudu zehirle kaplanan bir balığım. Balıkçıl cevap vermemiş. Oh oh, yanık seni. Yine ne planlıyorsun? Beni konuşturarak benden kaçabileceğini mi düşünüyorsun diye geçiriyormuş aklında. Kuru topraklar görebiliyordu artık. Gittikçe yaklaşıyorlardı. Eğer çorak topraklara varırsak benim için her şey biter diye düşünmüş küçük karabalık. Biliyorum, beni çocuklarına vermek istiyorsun. Ancak karaya vardığımızda ben çoktan ölmüş olacağım. Vücudum tamamen zehirle dolacak. Çocuklarına da mı merhamet etmiyorsun demiş. Balıkçı, temkinli olmakta fayda var. Bunu kendim yiyip çocuklarıma başka balık avlayabilirim. Ama bakalım bu bir hile mi? Nasıl olsa elin kolun bağlı. Hiçbir şey yapamazsın diye mırıldanırken küçük karabalığın bedeni gevşemiş, hareketsiz kalmış. Balıkçı, acaba yaşamıyor mu diye ona hala yiyebilecek miyim? Bundan sonra bu kadar ince ve yumuşak bir balığı avlamayacağım diye düşünmüş. Hey ufaklık, hala uyanık mısın? Seni yiyebilir miyim diye soracak olmuş. Ama konuşmasını bitirmeden gagasının aralığından küçük karabalık düşmüş. Çok kötü oyuna geldiğini anlayan balıkçıl hemen bu zeki balığın peşine düşmüş. Küçük karabalık yıldırım hızıyla denize düşmüş, kurumuş ağzını denizin nemli rüzgarlarına çevirmiş.
Sonunda suya dalmış, hızlıca nefes alıp kendine gelmiş, tekrar dalıp bir nefes daha çekmiş. Bu sırada balıkçı onu tekrar yakalamış ve yakalar yakalamaz da yutuvermiş. Her şey o kadar çabuk olmuş ki küçük kara balık ne olduğunu bile anlayamamış. Küçük kara balığın fark ettiği tek şey zifiri karanlık ve yoğun ıslaklıkmış. Buradan çıkış yokmuş. Bir ağlama sesi kulağına çarpmış. Küçük kara balığın gözleri karanlığa asılmış ki köşede büzüşü bağlayan ufak bir balığı o zaman fark etmiş. Balık annesini istiyormuş ağlarken. Küçük kara balık yaklaşıp demiş ki, hey küçük, kalk ayağa da ne yapabileceğimizi düşünelim. Niçin ağlıyorsun ki? Anneni niye istiyorsun? Hey sen, sen de kimsin? Görmüyor musun? Duyuyorum. diye karşılık vermiş ağlayan balaca balık kekele kekele. Ah canım, annem, ah canım, annem. Seninle asla balıkçının ağzını denizin dibine çekmeyeceğiz. Yeter artık. Sen bütün balıkların yüz karasısın demiş küçük kara balık. Bir iki ağlamayı kesince küçük kara balık balıkçılığı tehlikesiz hale getirip herkesin huzurunu sağlamak istiyorum. Ama bunun için önce seni dışarı göndermem lazım demiş. Kendini kandırıyorsun. Balıkçıyı nasıl tehlikesiz hale getirebilirsin ki diye sormuş ufacık balık. Bunun ardından küçük kara balık hançerini göstermiş. Sonra da eliyle tarife koyulmuş. Tam da buradan onun midesini deleceğim. Şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinle. Balıkçının gıdıklanması için midesinin içinde oradan oraya hareket edip çırpınacağım. Bu sırada balıkçıl ağzını açıp gülerken sen de hemen bu aralıktan atlayacaksın. Peki sana ne olacak o zaman? Diye sormuş küçük balık. Sen beni merak etme. Ben bu etrafımdakilerin iyiliği için onu kontrol altına almadan dışarı çıkmayacağım diye cevaplamış. Küçük kara balık bu konuşmadan sonra öne ve arkaya hızlıca yüzüp bir yandan diğer yana çarparak balıkçının midesini gıdıklamaya başlamış. Diğer küçük de balıkçının midesini kaçmak için hazırlanmış. Bu sırada balıkçı ağzını açmış, gülmüş. Küçük balık bu aralıktan atlayıp suya düşmüş. Uzun süre suda beklediyse de küçük kara balıktan herhangi bir iz görememiş. Uzunca bir beklemenin ardından balıkçı ağlaya ağlaya havada taklalar atıyor, kendi etrafında acıyla dönerek kıvranıyormuş. Bir süre sonra kanatları birbirine çarparak suya düşmüş. Suda biraz daha çırpılmış ve tamamen hareketsizleşmiş. Ancak küçük kara balıktan hala bir iz yokmuş. Bir daha da ondan hiç haber alınamamış. Balık nene masalını bitirince etrafındaki 12 bin yavru balığa "Şimdi uyku zamanı çocuklar, haydi yatağa" dedi. Bu masalı can kulağıyla dinleyen yavru balıklar büyük merakla "Büyük anne, sen bize küçük kara balığa ne olduğunu anlatmadın" diye seslendiler. "Bunu yarın akşama saklayacağız. Şimdi yatak zamanı, iyi geceler çocuklar." 11.999 balık iyi geceler deyip uyumaya gitti. Balık nene de uyumaya gitti. Fakat 11.999 balık uyurken küçük kırmızı balık bir türlü uyuyamıyordu. Sabaha kadar sağa döndü, sola döndü. Küçük kara balığın maceralarını ve denizi düşünüp durdu.